Evet, herkese merhabalar. Yumak'la beraberiz. Şu an bir anestezi verdik, ona bayılttık. Birazdan operasyonu alacağız. Yumak sık idrar yapma şikayetiyle getirildi. Bazen kanlı idrar dahi yapıyormuş. Hatta biraz önce bile bölgeden kanlı idrar gelmeye devam ediyordu. Bizler de hemen muayenesini yaptık, kontrollerini yaptık. Ne yazık ki 2 aydır böyleymiş Yumak. Çok uzun sürmüş. Bir idrar yolu enfeksiyonu olduğunu düşünmüşler. Kontrollerimizi yaptık, ultrasonu çektik ve ultrasonda taşları gördük. Ne yazık ki idrar kesesinde fazla sayıca taş tespit ettik. Aynı zamanda röntgende de net bir şekilde gözüküyordu zaten. Şimdi onu ameliyata alacağız. Birazdan ameliyata gireceğiz. Abdomenden bir ensizyon açarak sidik kesesini ulaşacağız ve sidik kesesinin içindeki taşları çıkartacağız. Üzerinden çok zaman geçmiş olması bir dezavantaj tabii. 2 aylık bir vakadan söz ediyoruz. O yüzden o noktada endişelerimiz var. Tahlillerini yaptık. Tahlil sonuçlarımız güzel çıktı ama. İdrar tahlili tabii ki berbat çıktı. Şimdi kontrollerimizi yaptık. Bayıldı ve operasyonumuza hazırız. Biz de hazırlanalım, hemen operasyonumuza girelim. Yorucu bir operasyondan çıktık. Kedimizin durumu çok iyi. Şu anda yoğun bakımı aldık. Yavaş yavaş uyanmasını bekliyoruz. Zor bir operasyondu. Gerçekten çok ciddi anlamda taşlar çıktı. Şunları size de göstereceğim. Röntgende de kontrast veren taşlar. Bunlar, yaklaşabilir misin birazcık? 3 parça. Çok uzun süredir sidik kesesinin içinde bulunduğu için oradaki yapının bir hali bozulmasına neden olmuş durumda bu taşlar. Şimdi sidik kesesi öyle bir şey olmuş ki sürekli her gelen idrar pat diye çıkış yaptığı için, sık sık idrara gittiği için artık bir dolum kapasitesi de kalmamış. Katmanları büyümüş ne yazık ki. Şimdi sonda taktık ona. Birkaç gün boyunca sondayla yaşatacağız onu. Sürekli olarak idrar yollarını, sidik kesesini yıkayarak temizleyeceğiz. Bazı ilaçlar kullanacağız. Antibiyotiklerine düzenli devam edeceğiz. Tekrar bu şekilde taşlar oluşmaması için diyetini düzene sokacağız. Bunlar çok önemli. Kedilerde çok sık karşılaştığımız problemler bunlar. Genelde beslenmeyle ilişkili ya da stresle bağlantılı olabiliyor. O yüzden de diyeti düzene sokmak çok önem arz ediyor bu noktada. Artık ne yediğine çok ekstra dikkat edilecek. Özel mamalarla besleyeceğiz bu çocuğu. Yine stresten uzak tutmaya çalışacağız. Evde başka kediler de varmış. Onlardan kaynaklı olarak strese girmiş olabileceğini de düşünüyoruz. Onun için böyle sakinleştirici, özellikle bitkisel ürünler kullanmayı hedefliyoruz. Bakalım ya, birkaç gün bizimle. Sadece tek bir zor kısmı var. Çok saldırgan. Birazcık agresif bir çocuk. Öncesinde kontrolünü, muayenesini yaparken çok görüntü alamadık. Çünkü çok çılgındı. Hep beraber onun zapturaptını yapmamız gerekiyordu o sırada. Şimdi bundan sonraki bakımları o yüzden birazcık daha zor olacak. Agresif kedilerle uğraşması, o anlamda tedavi etmesi birazcık daha zor ama yapacağız. İyileştireceğiz inşallah onu tamamen. Artık o ağrıdan kurtulacak, rahatlayacak. Bir taraftan kan tahlillerini yaptık. Kan tahlil sonuçlarımız gayet güzel çıktı. Böbrek enzimlerimiz gayet iyi. Şimdi yavaş yavaş düzelteceğiz onu. Şimdi yoğun bakımda yatıyor. Birazdan uyanır diye umut ediyoruz. Merhaba. Uyandığı zaman tabii ki böyle sevemeyeceğiz ve dokunamayacağız muhtemelen onunla. Günaydın. Evet, ufak ufak kendimize gelmişiz. Bakabilir miyim bir sana? Evet, şurada bir sondamız var. Buradan düzenli olarak gelen idrar direkt boşalacak. Orada herhangi bir birikim olmaması hedefimiz ki sidik kesesini açtığımız bölgedeki ensizyonu diktik tabii ki. O dikiş bir an önce iyileşebilsin. Bu süreci böyle geçireceğiz. Bu taşları da analize göndereceğiz şimdi bakalım. İnşallah bu bebişi iyileştireceğiz birlikte. Yumurcuğum, hoş geldin. Merhaba, nasılsın?
Evet, Yumak geldi. Bugün dikişlerini alacağız. Bilgileri aldık. Genel durumu çok iyiymiş. Yemeğini de yiyor değil mi? İştahlı bir İyi, şekilde. sıkıntısı yok. Aferin sana. Sinirli misin? Birazcık gergin bir çocuk ama bugün daha sakin gördüm ben onu. Bence onu iyileştirdik diye sorun çıkarmayacak bugün bize. İnşallah. Evet, bir de hoş geldin, merhaba. Gerçekten çok agresif bir çocuk. Aksiyon başlayacak şimdi. Evet, bunun baygınken görüntülerini almıştık daha önce. Evet. Tamamen masum bir çocuk gibi gözüküyordu ama bakalım inşallah sorun çıkar. Baksın. Aşkım hoş geldin. İyileşmişsin diye duydum. Bakayım yaraların da iyileşmiş mi? Ne yapıyorsun? Nasıl gidiyor hayat? Sevebilir miyim birazcık seni? Kimi kükrüyor? Evet. Merhaba. Sakin ol bakalım. Gel bakalım bir tane. Aferin sana. Aferin sana. Bakayım güzel gözlere. Evet, çok güzelsin. Kızacak bir şey yok ki. Bekle bakalım. Tamam, sen evde annenin hazır bekliyorsun. Şimdi birazdan başlayacak. Tabii birazdan ters çevireceğiz onu dikişleri almak için. Unutalım, o zaman kızacak bize. Tamam aşkım, bir şey yok ki. Şu an idrarını rahat bir şekilde yapıyor. Yapıyor. Çok sık gidiyormuş bu et eskisi yok, gibi. Yok, normal. Normal, standart gitmeye başladı. Standart. O koca taşlardan kurtulunca tabii her şey daha da güzelleşmiştir. Aferin benim bir taneme. Şu dikişlerine bakabilir miyim şimdi? Ya bakalım. Bakayım şu güzel dikişlerine bakayım ya. Aferin benim kusura. Aferin sana. Çok güzel olmuş. Dikişlerin iyileşmişsin tamamen. Seni tebrik ediyorum. Harika gözüküyorsun. Kızacak bir şey yok ki. Hemen dikişlerinden kurtaracağız seni. Kafalarından kurtaracağız. Daha ne istiyorsun aşkım? Yaramız çok güzel iyileşmiş gözüküyor. Son iki tanecik kaldı. Şimdi tabii bu noktadan sonra önemli şey tekrar oluşmasını engellemek. O yüzden de artık diyetine çok daha dikkat ediyoruz. Özel mamalarla besliyoruz yumağı. Birkaç takviyesi var onunla ilgili. Şu an ilaçları bitti mi? İlaçları bitti. Antibiyotikleri bitti değil mi? Antibiyotikleri bitti. Kırmızı kaplar bitti. Öyle tutmaya devam edelim. Aferin sana. Şimdi o taşlar yüzünden çok fazla çişte tutamıyordu. Sidi kesisi birazcık fonksiyonlarını yitirmişti sanki. Şu an çok sık yapmıyorsa bu güzel bir haber. Toparlamaya başladı demektir. Şimdi dikkatle gözlemlemeye devam edeceğiz. Daha da iyi olacak inşallah. Seni tebrik ediyorum. Bravo sana. Çıkartayım mı kafalığını da? Evet. Ben de bir saldırayım size. Evet Yumak. İğnelerini yapayım seni. Ondan sonra kafanı açacağım. Tamam mı? Sen kafalığın çıkınca bir kaplana dönüşecek gibi duruyorsun çünkü. Evet, bu iğnelerden sonra kurtuluyorsun bizden. Tuzla yatıp... Bir.
Tamam, sakin, bitti. Aferin sana. Hemen kutunu ele geçtirdim. Sıkıldı tabii. Bekle, kafasını da açayım. Gel bakalım. Kafanı açacağım, kızma hiç. Valla kafanı açacağım, dur. Bekle. Kurtuluyorsun bak kafalığına. Evet, kendini yalayacaksın, temizleyeceksin. Hadi koş bakalım. Kaç tane çabuk, 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 çabuk. Deli çocuk. Kapamadı abicim. Bastırsana yine. Aferin sana. Geçmiş olsun. Bundan sonra aynı mamayı da yemeye devam edeceğiz. Aynı şekilde yolumuza devam edeceğiz. Çizgimizi bozmayacağız. Çünkü başka gıdalar yerse tekrarlama ihtimali çok yüksek. Tekrarlamaması için önlemlerimizi alarak ilerleyeceğiz. Tamam mı? Aferin sana. Hadi bakalım. Allah'a emanet.